Herkese merhaba. Servis satışı hoş geldiniz. 19 Mart Salı. Hızlıca seçtiklerimize bakalım. İlk gündemimiz futbol. Fenerbahçe Trabzon'da yaşananlardan sonraki gelişmeler. Hatırlarsınız Trabzon Fenerbahçe maçında baştan sona büyük olaylar çıkmıştı. Ki maçın içerisinde tansiyon yüksekti. Sahaya bir sürü yabancı madde atıldı. Yaralananlar oldu. Fenerbahçe orta sahada sevinirken daha sonra taraftarlar olaya girecek. Ve hiç istenmeyen artık istenmeyen mi diyelim Bülent Korucu iğrenilen olaylar yaşanacak. Dün o maç oynandığı gece Fenerbahçe pek bir iletişimde değildi. Çünkü henüz takım hala şehirdeydi. Güvenli bir şekilde terk etmesini beklediler. İstanbul'a geldikten sonra da konuşacakları tahmin ediliyordu. Başkan Ali Koç dün akşam Fenerbahçe TV'de canlı yayına bağlandı. Yaklaşık 25 dakikalık bir program oldu ama öncesinde Fenerbahçe yönetim kurulu bir karar aldı. 2 Nisan'da olağanüstü kongreye gidiyorlar. Ligden çekilmeyi tartışacaklar. Ali Koç'un söylediklerinin kısa bir özeti var. Sağ sözlü futbol güzel özetlemiş. Sadece bir dinleyelim. Bizim maçlarımızda hangi derbi olursa olsun maç bitmeden 5-6 dakika önce polisler gelir. Bütün türbünün etrafında sağ kenarında özel güvenlikle durur. Maç bittiği zaman hazırlıklı olurlar. Polis yoktu dün stadda. Trabzon'la eşli dostlarımız var. Arama yokmuş. Sorduk maça girenleri. Yani türbünde şey değil, protokol değil. Arama da yokmuş orada. Niye olduğunu anlatacağım. Ama ilk önce ana sorumluya gelmek istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu. Bu maçın devam ettirmesi olacak iş değil. Halil Umut UEFA'da böyle maçı devam ettirse zaten ettiremez. Ettirse de lisansı iptal edilir. Rakibimizin gücünü biliyorsunuz. Siyasi gücünü biliyorsunuz, bürokrasi gücünü biliyorsunuz. Çekinmiş olabilirler. Biraz evvel itibariyle Kulüpler Birliği Vakfı'ndan istifa ettim. Ve biz Fenerbahçe olarak kendi kaderimizi, kendi geleceğimizi kendimiz çizmek zorundayız. Her gün ölmekten sonra bir gün öleceğiz ama geleceğimizi kurtarmak zorundayız. Bir sene biz oynarız, çıkarız ama herkes aklını başına alır artık. Yeter. Gerçek anlamda yeter. O yeterlerden değil bizim söylediğimiz. Bu ligde Fenerbahçe'ye yer yok. Evet, Fenerbahçe Başkanı'nın açıklamanın güzel bir özetiydi. Bu aşağı yukarı bunları söyledi. Rakiplerde tabii Fenerbahçe'nin bir psikolojik harp yürüttüğü, bu meseleden daha güçlenerek çıkarak, elini yükselterek çıkmaya çalıştığını söyleyenler var. Tabii herkes siyaset yapıyor. Ali Koç da Türkiye'de şampiyonluğu nasıl belirlendiğini Türk futbolunda herkes biliyor. Bunlar hep yazılı olmayan şeyler. Herkesin bildiği işte o mekanizmaya mesaj göre bence. Ceza alması beklenen Fenerbahçeli futbolcular var. Onların ceza almasının önüne geçmeye çalışıyor. Psikolojik olarak da böyle takımını daha böyle korunaklı bir şekilde bundan sonraki maçlara hazırlamak istiyor. Federasyonun da hakemlerin hata yapmasının önüne geçmek istiyor. Kısacası yani şampiyonluğu verin, bu işi huzur içerisinde halledelimin daha böyle diplomatik mesajını vermiş oldu. Diğer rakiplerin Galatasaray'ın, Trabzon'ların da tepkileri var. Daha önce de birkaç kez Ali Koç'un sahadan çekilme ile alakalı açıklamaları vardı. Bir tanesinde sahadan çekildim diyen kongre üyesini azarlıyor. Saçma bir fikir olduğunu söylüyor. Trabzonspor'da bir bildiri yayınladı. Trabzon şehrinin taraftarının, şerefli taraftarının meze olmasına asla izin vermeyeceklerini söylediler. Kendi sosyal medyalarından da Fenerbahçeli futbolcuları hedef alan videolar yayınlamaya başladılar. Onlar da alacakları cezanın en azı olmasını istiyorlar. İşte Trabzon'da da bak işte bize tahrik ettiler diye. Bir de bu tahrik etme de çok şey. Yani çok yıpratılmış bir kavram. Benzerini Trabzonspor Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yendi. Orta sahada sevindiler. Kaleci Uğurcan'ı havaya attılar, kutladılar. O yüzden bu görüntüleri baktığınız zaman bunda tahrik olacak bir şey yok. Hani bazı şeyleri gösteriyorlar. Tahrik oldu deyip ne yapacaksın? Adamları mı öldüreceksin? O yüzden çok güçlü bir argüman değil. Ama tabii Ali Koç yaptığı o ligden çekiliriz argümanı güçlü bir gönderme. Fenerbahçe çekilirse lig darmadağın olur. İşte bütün yayın gelirleri vesaire falan çok güçlü bir tehdit. Ben gerçekleşme ihtimali düşük olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe Avrupa'da iyi gidiyor. Avrupa'da da puanlar silinecek, cezalar alacak. Yani tamamen futbol sistemi büyük bir kargaşaya, kaosa sürüklenir. O yüzden mutlaka böyle telefon trafiği olacağını, bu işin oraya gelmeyeceğini düşünüyorum. 2 Nisan'da dikkat edersin. Seçimden sonraya alınmış bir karar. Şu anda milli takım arası var. Maçlarda oynanmıyor. 3 Nisan'da Fenerbahçe'nin maçı var. Ali Koç öncesinde bu kararı almamız dedi. Bütün kongre üyelerini davet etti. 16-17 bin kişi olmamız lazım dedi. Borçlarını ödemeyen kongre üyelerini borçlarını öderek katılmalarını talep etti. Dün sözlerine başlarken söylediği bazı şeyler vardı. Dilerseniz ben onları aldım. Onları bir dinleyelim bakalım. Başka neler söylemiş Ali Koç? Belki de kardeşi kardeşi kırdıran ve 3 Temmuz'un sebebi olan ve birçok konunun sebebi olan bu terör örgütü belki de dün gece itibariyle bu iki kulüp arasında getirmeye istediği seviyeyi, çatışma seviyesini
belki de başka bir evreye ulaştırmıştır. Muhtemelen 2014'te yaşanan kurşunlama olayı da bunların ürünüdür. 2014 dedi, 2015, 4 Nisan 2015 çok iyi biliyorum. Çünkü Meydan Gazetesi'nin ilk birinci sayısıydı. O hadise gerçekleşmişti. Daha sonra programın ortalarına doğru yine aynı şekilde başka şeyler söyledi. Şunu söylemek istiyorum. Bu 3 Temmuz'u başlatan örgüt dün gece belki de tavan yaptı emellerine ulaşma konusunda. Bu iki kulübü birbirine kırdırma, çarptırma, kardeşi kardeşi kırdırma olayında. Yani gerçekten insan ne diyeceğini bilemiyor. Yani Fenerbahçe, Trabzon arasını açma vesaire falan söylemiyor. Ne kastettiği belli. Yani o kadar insanın yani artık ne diyesi belli olmuyor. Artık o kadar aşikar ki Fenerbahçe, Trabzon maç yapmış. Sahada olanlar belli, sahaya girenler belli. Hala örgüt vesaire falan diyor. Gerçekten. Bunlar herhalde babaları bunları şirketlere batırmasınlar diye kulüplere gönderiyorlar. Yıldırım Demirel için çok söylenirdi. Ya şirketi batıracağını git Beşiktaş'ı batır demişti. Adam Beşiktaş'ı batırmıştı. Tabii Ali Koç uzun süre gelmeyen şampiyonluklar vesairelerden sonra hep böyle bir günah keçisi var. Hep bir başka yerlere atıyor topu. Bu hadiseler yaşandığı zaman ağızlarını böyle cemaat vesaire örgüt falan demiyorlar. Ne zaman güç dengesi değişti bir anda Ali Koç'un, Aziz Yıldırım'ın söylemleri de değişti. Bunu da görmemiz lazım. Geçelim başka bir futbolla ilgili kişi Gökhan Zan. Gökhan Zan beceremedi. Sinan Oğan gibi yapamadı. Dün ses kayıtları dolaştı. Gökhan Zan bu ses kayıtlarının fake olduğunu, üretilmiş olduğunu, kurgu ve montaj olduğunu, kendisinin şantaja uğradığını söylüyor. Ses kayıtlarında 3 milyon dolar, 5 milyon dolar pazarlığı var. İşte 3 milyon dolar istemişler. Niye 5 milyon dolar istemiyor diye aracı şahsa. AKP il başkanlığında olduğu söyleniyor. AKP il başkanlığı bir konteynerdaymış. O yüzden o binanın tuvaletinde olma ihtimali düşük diye iddialar da var. Bazı yerlerde gerçekten cevaplanması gereken sorular var. Hani Gökhan Zan adaylıktan çekilmemesi için rüşvet teklif ediliyormuş. Ki Gökhan Zan'ın zaten adaylıktan çekilmek gibi bir durumu zaten yoktu. O yüzden cevaplanması gereken sorular var. Gökhan Zan'ın çekilmesini kime yarayacağı belli. O yüzden çekilmemesi için mi, çekilmesi için mi daha bir sürü iddialar her gün her şey gelir. Her dakika bilgiler gelir böyle bir şey olduktan sonra. Ama Gökhan Zan Arapça'da konuşuyor. Karşıdaki şeyde işte Hamsi falan Beşiktaş falan duyuyorsunuz. Parayı arttırmaya çalışıyor. Bunların kimisinin bazı içeriği doğrulamış. Yani futboldan seçimden sonra ne yapacağımla alakalı geleceğimi düşünmem lazım demiş. Bunu erken başta bizim arkadaşlara bunları söyledi. Yani bir nevi konuşmalardan bir tanesinin içeriğini doğrulamış gibi oldu. Ama büyük bir hayal kırıklığı. Depremden sonra çok büyük bir sempati kazanmıştı Gökhan Zan. O bölgede kalması, yardım çalışmalarını koordine etmesi işte böyle yani nasıl diyeyim bir maşallah dediğimiz iki gün dayanmıyor. İnsanın böyle iyiliğe, güzelliğe karşı inancını da harcayan şeyler maalesef Gökhan Zan hala adayım diye. Evet YSK'da takvimde oldu. O yüzden hala tipin adayı olacak ama çok büyük ihtimalle şey olacak yani insanlar oy vermeyecekler. Ama hala mücadelemi sürdüreceğim diyor. Siyasette devam edelim. Canan Kaftancıoğlu. Ne alaka? Para sayma görüntüleri vardı biliyorsunuz. O dönemin İstanbul İl Başkanı olduğu için onu da savcılar ifadeye çağırdılar. O bina alımıyla alakalı o görüntüler vardı biliyorsunuz. Canan Kaftancıoğlu da ifade verecek. Dün havuzda işte kimin adamı varsa, kimin adamı o görüntülerdeyse İmamoğlu'nu kastederek o hesap versin gibi laflar dolaştırıldı. Kaftancıoğlu'nun ekibi böyle şey yalanladılar. Asla böyle bir şey söylemedikler ama havuzda söylendikçe devam ediyor. TRT yayınlarında hala CHP'nin binası diyor ki orası avukatlık binasıydı. Bir de hırsıza hırsız olduğunu unutursan sana akıl ahlak dersi verir ya işte Erdoğan da deste deste dolarları gördünüz mü diyor. Gerçekten insanın çıldırmaması elde değil. Erdoğan böyle bir lafı söylüyor. Şimdi gelelim iki olayı birleştirelim. Gökhan Zan hadisesinde ses kayıtları var değil mi? Ses kayıtları vallahi her televizyonlar yayınlanıyor. Ne diyorlar? Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen. Bu tapeler, sıfırlama tapeleri vesairelerle alakalı bambaşka bir şey yürütüyordunuz. Ne oldu? Gökhan Zan olunca bir anda yayınlamaya başladınız değil mi? Ettik vesaire falan. Para sayma görüntüleri. Bunlar da yayınlanıyor. Para sayma görüntülerinin kralları 17-25'e çıktı. Para sayma makineleri, bavullarla giden şeyler, ayakkabı kutuları, banyo liflerinde paralar. Haberciliği burada da yapsanıza. CHP olduğu zaman İşte Gökhan Zan olduğu zaman bunları yayınlıyorsunuz. Çok daha büyük ağababalar olduğu zaman ne olduğu belli. Sadece hatırlatayım dedim. Bildiğimiz bir şeydi. Temel Reis uzun süredir piyasada yok. Saadet Partisi bu
seçimlerde biraz kayıp. Yeniden Refah Partisi epey yol aldı. Ama dün güzel bir tweet atmış. Tayyip Erdoğan'ın tekrar işte Filistin, Gazze, Ramallah diye şey yaptığın artistliğine Temel Karamollaoğlu oldu. Tweet atma, ticareti kes diye bir mesaj attı. Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan da şey demiş. Mescid-i Aksa'nın etrafında sarılan diken teller Türkiye'den gidiyor demiş. O da çok ses getirdi. Ama MHP milletvekili var. Naci Şanlı Türk, Ordu milletvekili. O bence güzel konuştu, dürüst konuştu. Onu dinleyelim. Sayın Cumhurbaşkanımız, sadece bu gece Türk milletinin değil, ümmeti Muhammed'in bayraktarlığını yapan kim? Sayın Recep Tayyip Erdoğan. İşte sizin verdiğiniz bu oyların desteğini arkasında hissedecek. İçimiz kan ağlıyor arkadaşlar. Elimizde gücümüz olsa vallahi gider İsrail'e müdahale ederiz. Vallahi ederiz. Ama gücümüz yok. Evet. Olay bu. Türkiye'nin gücü yok. Öyle abartıldığı kadar da öyle çok bağırıyorsun da yapacakların belli. Ama en azından kardeşim, yani orada ölen insanlar, hayatını kaybedenlere yönelik en azından şu ticareti kesersin ya. Böyle bir malzeme göndermeyi, ithalat, ihracatı yaparsın. Bir tavır alırsın değil mi? Yani Latin Amerika ülkeleri bile yapıyor. Ki ben İsrail'in varoluşu, Hamas'a bakış açısından belki birçok muhafazakar insandan farklı düşünüyor olabilirim ama ben bile bu İsrail'le ticaretin devam etmesi çok kanıma dokunuyor. Yani gerçekten bir şeyler yaparsın. En azından bu dönemler konuşulurken arşivlere bakılır. Ya Türkiye'de kardeşim, bizde ticaret için bir süre koyarsın gerekirse. Bir ambargo uygularsın ya da sınırlama getirirsin. Daha fazla kontrol getirirsin. Bir şey yaparsın ama hiçbir şey yapmıyorlar. Gerçekten çok enteresan. Ramazan günü neşeli bitirelim programı. Murat Kurum, Cüneyt Özdemir'in sorularına konu verdi. Bakın. Yarın bir gün Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiniz. Ve de Sayın Erdoğan dedi ki ya bu Kanal İstanbul'u çıkartalım ve biz yapalım. Siz bir dakika Sayın Cumhurbaşkanı, bizim başka önceliklerimiz var. İstanbul'un Derim. başka önceliklerimiz var Derim. der misiniz? Direnir misiniz? Derim tabii. Niye? Bir kere sayın. Nereye diyorsun sen? Sen Bilal Erdoğan'a bile diyemezsin. Bilal Erdoğan'ın çocuğuna bile hayır diyemezsin. Bunu da herkes bilir. Neyse, ama Ramazan neşesinde kontenjanımızı Murat Kurum'la doldurmuş olduk. Yani yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.